Genç değer Mehmet İlmi Güler alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi. Buradayız. 12 ay ordu diyerek orduda turizme... Yazın Aybastı çok güzel, Perşembe Eylası çok güzel. Kışın güzelliğini de biz biliyorduk da insanların da görmesi bilmesi lazımdı. Hamdolsun beraber çalıştık. Bugün buradayız. Şöyle bir baktığınızda bir kış ayında bu kadar insan demek ki kabına sığmıyor Sayın Bakanım. Sizlerle beraber bu heyecanı yaşayacağız. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımın değerli başlangıcıyla ve katkılarıyla bu havzaya Bonavan Havzası adını verdik ve bir proje başlattık. Rabbim inşallah o projeyi buralarda uygulamayı bize nasip etsin. Bu toprakları daha yaşanabilir, daha güzel, daha mümbit hale getirmeyi bize nasip etsin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gölgesi altında, yetkisi altında onun talimatıyla bu bölgeyi bir yıl projelendireceğiz. Bir yıl sonra da inşallah kazmayı vuracağız. Değerli dostlarım, hedef bu memleketi daha yaşanabilir hale getirebilmek. Bu Perşembe Eylası yazın da güzel, kışın da güzel, baharda da güzel. Dolayısıyla biz bu güzel diyarı inşallah kışında bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Ve bunda da çok önemli adımları attık. Çok şükür şu anda görüyorsunuz burada nereye bakarsanız pist burası. Nereye baksanız kayak pisti. Sol tarafta, sağ tarafta, ön tarafta, arka tarafta bunların hepsi pist. Allah öyle güzel bir yer vermiş ki Menderesleriyle, hatta tatlı su midyeleriyle, kanolarıyla rengarenk bir çekim merkezi olacak burası. Burada çok başarılı bir milletvekilimiz var. Şener Bey de çok başarılı çalışmalarla buraya bir eli burada, bir gözü kulağı burada, her tarafta burayı takip ediyor. Biraz önce bahsettiği Bolaman Vadisi projesi buranın kurtuluş projelerinden bir tanesi. Daha büyük bir bölge, daha zengin, daha başarılı, huzur içinde bir bölge olacak burası. Dünya Bankası ile ilgili çalışmalarımız da çok güzel gidiyor eski arkadaşlarımız. Onun da çok sıkı takibiyle, başarılı takibiyle programa kondu. Şimdi bundan sonra artık işin gazlayıp gideceğiz. Bundan sonra üşümek yok Aybasılılar. Eve çekilmek yok. Bu karlar bizim, bu dağlar bizim. Nasıl ki yemyeşil baharda buraları biz değerlendiriyoruz. Bembeyaz böyle bu asil rengin karşısında da evde üşümek yok, eve çekilmek yok. Burada kayacağız, en iyi kayakçılar olacak. Menderes'lerinde kanolarla dolaşacağız, rengarenk. Burası dünya harikasını herkes görecek. Dost, düşman herkes görecek. Burası bir çekim merkezi. Bütün çalışmalarım sizin için, sizden beklediğim şey şu. Sadece bizden çalışma beklemeyin. Hayvancılığı canlandırın. Bakın, buranın şu dağlar, tepeler baharda yani kar kalktıktan sonra aynı zamanda bir zenginlik kaynağı. Burası bir çekim merkezi. Burada 25 bin kuzu yeniyor senede. Hesaplarını yaptık. Ben mühendisim. 25 bin kuzu. Bunun 15 bini buradan temin ediliyor. 10 bini dışarıdan geliyor. Böyle bir şey olmaz. Bu rakamları biz çıkaracağız. Burası aynı zamanda tıpkı bir zamanların Yalıköy'ü gibi Aybastı'nın eti, Aybastı'nın hayvancılığı kalkınacak turizmle beraber. Vallahi iyi bir organizasyon olmuş. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. Ben oğlumla geldim, kızımla, hanımla geldik.
Vallahi kar gördük ilk defa bu sene. Evet. Teşekkür ederiz. Güzel. Böyle etkinliklerin yapılması güzel olmuş. Eğleniyoruz biz de. Gençliğimizi çıkartıyoruz burada tadını. Aşağıda ateş yanıyor zaten. Buradan kayıp ısınıyoruz. Böyle güzel anlar. Yavaş. Aa burada bir yavaş lan. Aa burada yavaş lan. Yavaş da diyor. Onun daha ne diyor ya? Oha. Baş ver. Haydi. Bir başlangıç olmuş oldu. Ben bu konuda özellikle bizleri destekleyip buraya kadar gelip gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah inanıyorum ki ben keyif alanımız, Ulu Gölümüz Çambaşı gibi, Perşembe Yaylası gibi, Ulu Göl gibi burası da ordumuzun sayılı turizm merkezlerinden özellikle kış etkinliklerinin yoğun olduğu bir merkez olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dediği gibi 3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir ordu ve Mesudiye. Akkuşumuzun 12 ay turizme açılması adına da kış turizmi adına da Argan Yaylamız önemli noktalardan birisi ve Akkuşumuz ilerleyen yıllarda ordumuzun da gözde yerlerinden birisi olacaktır. Biz Argan Yaylamız'da tüm altyapıları hazırladık. İnşallah yazın yaz turizmi, kışında kar turizmi olarak Akkuşumuz'da ve bölgemize hizmet edecektir. Bu organizasyonu birlikte yaptığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir ortam, muazzam bir yayla havası.